Taha suresi 123. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Yani bir Mehdi. Kim benim hidayetime uyarsa, yani Mehdi'me uyarsa, artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Ebced'i 1982 yılını veriyor. Maşallah. İnşallah. Yani hidayet, tabi Allah hidayetini Mehdi'leri vesilesiyle yapıyor. Peygamberlerinde diyor. İnşallah. Hidayet Allah'tandır. Doğrudan Allah'a aittir. Mehdi vesiledir. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, Allah'ı anmazsa, Kur'an'a tabi olmazsa, Darwinizm, materyalizme inanırsa, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır, ekonomik kriz vardır diyor Cenab-ı Allah. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz, görmez olarak haşredeceğiz diyor. Madem gözü Allah yaratmadığına inanıyor, değil mi? Madem göz tesadüfen meydana geldiğine inanıyor, Allah tesadüfe meydana gelmiş göz, öyle olmaz, böyle olur diyor yani Cenab-ı Allah. Ve kör olarak haşrediyor Cenab-ı Allah. İnşallah. İnşallah. Yani onu anlaması için tabii ki tesadüf, hiçbir şeyde tesadüf olmaz. İnşallah. O da şöyle demiş olur. Ben görmekte olan biriyken beni niye kör olarak haşrettin Rabbim? E sen demiyor muydun tesadüfen oldu diye? Değil mi? E tesadüfen olan göz öyle olur işte. Niye görsün tesadüfen gören göz? Niye irise tam ilgili yere görüntüyü düşürsün? Ve niye sinir alıp onun beyinde görme merkezine getirsin? Ters olan görüntüyü niye düze dönsün? Değil mi? Evet. Beyninde ters görse o da işine gelmez. Normalde ters düşüyor beyine görüntü. Gözde irise düşen görüntü ters. Onu Allah düzeltiyor. O görüntüyü düz hale getiriyor. İrise düşen görüntü bulanık. Çok bulanık. Göz sıvısı bulanıktır. Yani koyun kesenler falan görürler koyun gözünü. İnşallah. Bulanıktır göz sıvısı. Ama ne kadar net bak şu anki görüntü. Değil mi? Televizyonda seyreden kardeşlerimiz beynin içindeki görüntüyü seyrediyorlar.